Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün altcoin videosu gelecek. Dün istek yapın demiştim. Not ettim yani 7 tane seçtim arasından. Birkaç saat sonra da altcoin videosu gelecek. Ama şimdi ile devam edelim. Arkadaşlar Bitcoin 40.850 seviyelerinde Binance verilerine göre. Sorular geliyor. Buradan alınır mı? Arkadaşlar benim bir lafım var. Bilirsiniz, Bitcoin her yerden alınır. Yeter ki stop yapmayı bil. Yani buradan Bitcoin alırsan ne yapman lazım? Diyelim düşüş geldi ya. Şuradaki desteğimiz var bu çizgi. Nerede orası? 39435 seviyelerinde arkadaşlar. Oranın altında 4 saat kapatmadıkça tutarsın. Yani diyelim aldım buradan 39435 altında 4 saat kapattı. O zaman nakite geçersin. Bu şekilde alabilirsin. Zararın ne olur? %2,5 falan olur. Yani fazla bir risk yok arkadaşlar. Ama sen e, inatlaşırsan, beklersen daha da yükselecek, düşecek ve tekrar yükselecek diye beklersen ve düşüş derinleşirse o zaman hata etmiş olursun. Yani yeri geldiğinde nakite geçmeyi bilmek lazım. Yani bu şartlar altında buradan alınabilir. <laughs> Diyelim 4 saat kapanış olumsuz geldi. Nerelere geri çekilebilir? Diğer desteğe geri çekilebilir. Şöyle 37.600 seviyelerine geri çekilir örnek vereyim. Oralardan şansını bir daha denersin öyle öyle ilerlersin öyle söyleyeyim. Yani destekleri vereyim hemen. 39435 37466 ve 34500 arkadaşlar. Bunlar desteklerimizdir. Yani geri çekilmelerde o seviyeleri takip etmekte fayda var. Yükselişlerde de yani dün de anlattığım gibi değişen fazla bir şey olmadı. Dün olumlu olduğumu söyledim. Hala olumluyum. İlk direncimiz 41.374 seviyeleri arkadaşlar. Dün de söyledim oraya bir iğne geldi. <laughs> direncimiz hala aynıdır. O seviyelerin aşılması durumunda diyelim 41.375 üzeri 4 saat kapattı. Diğer 4 saati de altında kapatmazsa diğer hedefimiz arkadaşlar 43.464 seviyeleridir. Oralarda kırılırsa ve tutunursa 4 saat kapatırsa Arkadaşlar bana göre 50 bin dolara kadar bile yükseliş görebiliriz. Yani boğalar çok güçlü duruyor bu ara. Geri çekilmeleri de hemen alıyorlar. Yani stoplu bir şekilde denenebilir. Şimdilik bu çizgilerde durum budur. Biraz da Bollinger bantlarına bakalım orada durum nedir. Arkadaşlar 4 saatlik Bollinger üst bandımız. Orası ilk hedef gibi duruyor. Şu an bulunduğu seviye 41.950 seviyeleri orayı da not edin. Deminki bahsettim 4 saat kapanış gelirse ve bu Bollinger üst bandını da kırarsak 41.985 diğer hedefe doğru gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. MA20'miz Bollinger orta bandımız 39.500 seviyelerinde ve arkadaşlar MA21 39.000 dolar seviyelerinde yani oralara iğne gelebilir ama deminki desteğin altında 4 saat kapatmaması lazım. Şöyle 39.435 altında 4 saat kapatmaması lazım arkadaşlar. Yani 4 saatlik de kötü durmuyor. Bir de günlüğe bakalım orada durum ne. Günlükte de arkadaşlar Bollinger üst bandı hedef gibi duruyor. Şu an mesela 42.600 seviyelerinde ama üzerine çıkabilir arkadaşlar. <laughs> yani verdiğim dirençleri takip edin. Günlük Bollinger bandı çok kötü durmuyor. Yani bir gün bir düşüş gelir arkadaşlar sonsuza kadar yükselmez. O zaman da alım yerimiz MA10'dur. Atıyorum bir gün geldi o düşüş. 35 bin e, yani 36 bin dolar seviyeleri. İlerleyen günlerde düşerse de bu çizgi sürekli yükseliyor arkadaşlar. Yani öyle bir durumda ben size paylaşım yaparım. Buradan deneyebilirsiniz diye. Daha önce de burada MA10'a düştüğünde alın demiştim. Bir gün tekrar düşerse bir daha deriz arkadaşlar. Yani o iş bende. Beni takibe devam edin. Gelişmelerden haberiniz olsun. Kaçıranlar olmuştur. Ben biliyorsunuz orta vadeciyim arkadaşlar. Ne zaman benim pozisyonumu kapatırım diye soruyorsanız da şöyle 30.300 altında gün kapanışı görmedikçe arkadaşlar ben beklemeye devam ederim. Bitcoin'lerimi satmam duruma göre yarın nakite geçebilirim bazı zamanlarda öyle bir durum olursa sizi haberdar ederim ama şu an öyle bir düşüncem yok komple nakite geçmem için 30.300 dolar altında gün kapanışı görmemiz lazım öyle bir durumda sağlam bir düzeltme bekleriz ama bu olmadıkça her şey olumlu görünüyor arkadaşlar günlük grafiğe göre şimdi de 4 saat bollinger bandına tekrar gidelim Arkadaşlar ara sıra böyle alt banda sert düşüşler gelebiliyor. Diyelim nakittesin öyle bir düşüş geldi. Atıyorum şöyle 37.100-200 seviyelerine. Hatta bir dakika sonra 4 saat kapanış geliyor arkadaşlar. Bu band biraz daha yükselir şöyle. Nasıl diyeyim? 37.600. Diyelim oraya bir iğne geldi ya. Oradan deneyebilirsin örnek vereyim nakitteysen. Bir parça nakitin varsa oraya bir iğne gelirse deneyebilirsin. Oradan tepki alma ihtimali olur. Hani bu detayı da vermek istedim. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Böyle ara sıra Bollinger alt bandına iğneler gelebiliyor. Daha önce yapmış mı? Bir daha bakayım. Şurada da yapmış. Mesela burada da Bollinger alt bandından destek almış. Bakın burada da alt banda düşüp destek almış. Burada da iki kere görüyorsunuz. Yani 4 saat Bollinger bandını da takip etmekte fayda var. Olası, olası düşüşlerde, sert düşüşlerde genelde alt banttan tepki alıyor arkadaşlar. Bu detayı da paylaşmak istedim sizinle. Yani anlatacak çok bir şey yok bugün. Dünle hemen hemen aynı. Fazla uzatmayacağım videoyu arkadaşlar. Biraz da dominansa değinelim. Evet Dominance'da da deminki bahsettiğim 4 saatlik Bollinger alt bandına gelmiş arkadaşlar. Bakalım buradan tepkisini alacak mı? Alt coinlerde çok güzel yükselişler var. Ben, beni takip edenler bilir arkadaşlar. Ben uzun süredir diyorum ki dominansla düşüş bekliyorum ben. Alt da rally bekliyorum. Bunu defalarca söyledim. Düşüncelerimde bir değişiklik yok. Her şey beklediğim şekilde gidiyor. Şimdi günlük grafiğe gidelim günlükte de arkadaşlar. Yani MA 10'un üzerinde gün kapattık ama diğer günü kapatamadık. Yani kırılım için arkadaşlar tam mum üzerinde kapatması lazım. Bunu da beni önceden beridir takip edenler bilir. Ben her zaman teyit için iki tane kapanış beklerim. Ve ikinci kapanışını yapamayınca da dominansa sert bir düşüş gördük. Arkadaşlar yani şu tabloya bakınca Gün kapanışı arkadaşım biraz daha alt seviyede gelirse şöyle 68-60'larda falan yani dominansa sağlam düşüşlerin geleceğini düşünüyorum ve alt de güzel yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle Bitcoin düzeltme yapacak diye korkudan alt almayanlar var veya sepet yapmayanlar var. Arkadaşlar e, Bitcoin'a bakmayın dominansa bakın bunu da defalarca söyledim. Sadece dominansı takip ederek Altcoin yatırımları yapılabilir. Altcoin'lerin yönü tespit edilebilir. Yani bana göre e, altcoin'ler hala alınır uzun vade için, orta vade için. Ya yani Öyle diyorum da bir taraftan da piyasa çok hızlı gelişiyor. Yani bekle, beklediğimden daha hızlı geldi yükselişler arkadaşlar. Hani ben bir seneye yayılmasını bekliyordum ama daha hızlı gelişti. Yani farklı şeyler görebiliriz. O yüzden fazla yükselmemiş altcoin'ler varsa bir parça alırsın, sepetine atarsın, beklersin. Şansın varsa güzel paralar kazanırsın ama yüksek paralarla e miktarlarla yatırım yapmayın. Ne olur ne olmaz. Ama en azından köşeye bir altcoin sepeti atın. Yani iki aydır diyorum altcoin sepeti yapın diye. 2 tane sepet yaptım, paylaştım arkadaşlar. E hepsi hemen hemen çarpı iki yaptı. E yakında bununla ilgili video gelecek. E son durumu nedir sepetimin? Bunu sizinle paylaşacağım. Bir de haftalığa bakalım. Haftalık kapanış var arkadaşlar. Çok önemli. Yani bakın arkadaşlar bir tepe şeklinde kapatırsa çok güzel. Yani e, şu ortalamayı da kırmamız lazım. 67.70 oranın da altında hafta kapanışı görürsek çok sağlam düşüşler gelir dominansta. Dominansta da bu, bu tren çizgilerim var biliyorsunuz. Aylar önce çizdim tren çizgileri bunlar yeni çizilmedi arkadaşlar. Aylar önce çizdim ben bunları. Ve bu tren çizgilere göre ilerledik. Son olarak da bu sarı çizgi kırılırsa kırmızıya gidebilir dedik. O da oldu. Oradan da düşüşe geçti. Yani şu an hedefinde sarı çizgi var tekrardan. %64.90'lar arkadaşlar. Yani bu sarı çizgi kırılırsa şöyle anlatayım. Pembe çizgiye kadar kademeli düşüşler görebiliriz zamanla. Bakın arkadaşlar %50'leri işaret ediyor. Eğer bu sarı çizgi kırılırsa, kırılmadı diyelim, sarı sarıya kadar düştü. Arkadaşlar o bile altcoin'leri uçurur, onu söyleyeyim. Hem piyasaya para giriyor, hem de dominans düşerse altcoin'lerde çok ciddi yükselişler görebiliriz. Ki zaten görüyoruz, bildiğiniz boğa piyasasındayız arkadaşlar altcoin'lerde. Yani bunu herkes anlamıştır. Market Cap'e bakarsanız çarpı ikiler falan havada uçuşuyor, öyle söyleyeyim. Yani bu sarı çizgiye düşersek daha da sertleşir alt konulardaki yükselişler. Hele ki bu pembeye düşersek arkadaşlar o zaman bazı konularda çarpı yüzleri görmeye başlarız gibi geliyor bana. Yani bana göre dominans yükselişini bitirdi. Kademeli olarak düşeceğini düşünüyorum bu saatten sonra. Evet bugünlük diyeceklerim bu kadar. Yani bir günlük değil miyim de bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Birkaç saat sonra altcoin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.